Tekrar merhaba. Bu videoda PyTorch ile Convolutional Neural Network ve kısa adıyla CNN algoritmalarını kullanarak MNIST veri setiyle bir deep learning uygulaması geliştireceğiz. Ve bu da tahmin edersiniz CNN daha çok görsel veriler üzerinde çalıştığı için ve MNIST de zaten bir görsel veri seti olduğu için görsel verilerle ilgileneceğimizi doğrudan söyleyebiliriz. Burada tabii sıfırdan başlayanları hedeflemediğini özellikle söyleyebilirim. Hani benim şu anki yaptığım seri tamamen sıfırdan başlamıyor. Normalde PyTorch'u sıfırdan anlatman gerekiyor. CNN'i sıfırdan anlatmak gerekiyor. Computer Vision'ı sıfırdan anlatmak gerekiyor. Bunu bir uygulama gibi düşünün. Neyi nasıl yaptığımızı anlıyor olmanız yeterli. Yeni başlayanlar da bunu izleyebilir. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Sadece anlamadığınız yerler olduğunda negatif düşünmenize gerek yok. Sadece bir uygulama pratiği gibi düşünebilirsiniz. Şimdi genel temel bir giriş yapacağız. Öncelikle kullanacağımız veri seti daha önce bilenler görmüştür. Aliasıyla alakalı oluşturulmuş bir veri seti. Bunu kullanacağız. Bilmeyenler için de özetlemek gerekirse Yann LeCun ustamızın vaktiyle kendi çalışmaları için oluşturduğu, yönettiği bir veri seti diyelim. Yıllar önce oluşturuldu ve içerisinde şu şekilde veriler var. Göstereyim. 0'dan 9'a kadar oluşmuş veriler. Bunlardan şöyle düşünün. Aliasıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar rakamlar yazılıyor ve bunları daha sonradan herhangi bir aliası, bu rakamlardan bir tanesi aliası olarak verildiğinde onu tahmin etmesi, çıkarımlamasını istiyoruz. Biz de şöyle yapacağız. MNIST ile eğiteceğiz. Öncelikle tabii ki PyTorch ile sıfırdan bir CNN geliştireceğiz. Sonra bunu MNIST veri setiyle eğiteceğiz. Bunu yaparken de Google Colab kullanacağız. Yani bilgisayarınızda herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok. Sonrasında da gene internetten bulduğumuz herhangi bir el yazısı, rakam resmini alıp bununla test edeceğiz. Ve sonucunu doğru bilip bilmediğini göreceğiz. Veri setine dönmek gerekirse az önce bahsettiğim şu verilerden ne kadar varmış elimizde? Training set olarak toplamda 70 bin tane var. Eğitim seti olarak 60 bin tane example var. Bunlara gözlem de diyebiliriz. 10 bin tane de test için var. Ve şurada normalde manuel olarak indirmek isterseniz buradan indirebilirsiniz. Train Image. Gördüğünüz gibi Train Set Image ve bunun label'ları. Bir de test image'ler var. Resimler var. Bir de onun label'ları var. Fakat bunu kendi özel çalışmalarınızı, belki custom çalışmalarınızı ya da lokalde çalışmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Fakat MNIST bu çalışmalarda yapay zeka, deep learning özellikle görüntü tarafında Hello World çalışmalarından bir tanesi gibi düşünün. Tabii ki bu çok çok kolay olduğu anlamına gelmiyor. Sizin yaptığınız şeye göre değişir. Fakat MNIST veri setini biz daha çok başlangıç odaklı çalışmalar listesinde tutuyoruz. Sebebi içerisindeki görsel veriler çok hafif, çok az piksele sahip. Bu nedenle donanımsal olarak da çok ciddi bir maliyeti yok. Şimdi şöyle bir Colab açtım. Bu Colab, Convolutional Neural Network with PyTorch. PyTorch. Bunun aynısını TensorFlow'la da Keras'la da yapabilirsiniz. Biz şu an PyTorch uygulaması olarak yapacağız. Bu uygulamayı yaparken tabii ki yeni başlayanları da dikkate alarak bazı konuları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani mesele burada basit bir uygulama yapmak değil. İşin mantığını anlamaya çalışmak.
Fakat bunda da ayarı tutturmak gerekiyor. Yoksa bunu en az 10 saatlik bir video olarak çekebilirim. O da kimsenin işine gelmez tabii ki. Şimdi basitçe ortamımızı hazırlayalım. Öncelikle connect olmamız gerekiyor. Ve bunun için de tabii runtime'da change runtime. Şurada CPU, none demek CPU. Biz GPU seçiyoruz. Save diyoruz. Görsel verilerde GPU seçmezseniz başınız çok ağrır. Çok beklersiniz. CPU üzerinde epey bir problem. Yani Hello World uygulaması olduğuna bakmayın. Görsel veride çalışmak CPU ile problemdir. Connect diyoruz ve bizim GPU'muza bağlanacak. Burada öncelikle ben neler kullanacağım? PyTorch kullanmam lazım tabii ki temel olarak. Bu nedenle import torch dedim. Bunun içerisinde neural network çalışması yapacağım için torch.nn as nn diyorum. Yani torch içerisindeki neural network sınıfını diyelim. Biz nn üzerinden kullanacağız. Aynı zamanda hatırlarsanız PyTorch inceleme videosunda demiştim ki Torch haricinde görsel çalışmaları Torch Vision ile yapıyoruz. Bu nedenle Torch Vision yazdım. Bu arada lokalde yapacaksanız bu çalışmayı ki yapabilirsiniz, sorun yok. O zaman bu Torch ve diğerlerini lokalinize indirmeniz lazım. Bunun için de hatırlarsanız şunu göstermiştim. Normalde pip install diyerek mesela Torch kurabilirsiniz fakat burada çalışmaz bu. Bunun başına ünlem koymanız lazım. Bu bir örnek olarak kalsın. Siz bu yöntemi kullanacaksanız o şekilde kurulum yapmanız lazım öncelikle. Fakat yeni başlayanlar için tavsiye etmem. Lokalde çok uğraşırsınız. Torch Vision dedik. Bunun içerisinde Transforms. Bunların sayfalarını açacağım. İnceleriz biraz. Şimdilik böyle hızlı hızlı yazalım. Sonra import Torch Vision. Torch Vision nokta datasets as datasets. Bu ne işe yarar? Bizim dedik ya bu işleri yaparken tonla veri setine ihtiyacımız var. Antrenmanlar yapmak için. Ve bu antrenmanları da her bir veri setini lokale indir, onu ya da onu sıfırdan oluştur vesaire. Bu süreç çok farklı ve veri seti oluşturma, onu gerekirse internetten indirip lokalde çalışma falan bayağı bir uğraştırıcı. Ve yeni başlayanların sektöre girmesini ya da bu alanlarda antrenman yapmaya başlamasını engelliyor. Bu nedenle de TensorFlow, Keras, PyTorch bunların hepsi bizim için başlangıç yapabilmemiz için kendi sunucularında ve library'nin kendi içerisinde gömülü olarak bu datasetleri hızlı bir şekilde import edip kullanabileceğimiz bir özellik sunuyor. Bu da genellikle nokta datasets diye bir sınıf üzerinden yapılır. Biz datasets nokta işte mlist dediğimizde diyelim onu bize getirir. Ama normalde bunun böyle kolay olmayacağını bilmeniz lazım. Siz kendini sıfırdan oluştururken bu böyle olmayacak. From torch autograd buradan bunun içerisinden variable'ı alıyorum. Variable sınıfı. Torch Autograd içerisinden. Bunu da ne zaman kullanacağımızı göreceğiz zaten. Torch.utils data. Burada da Torch içerisinde yardımcı araçlar odağında kullanılan utils var. Bunun da altında ben data ile alakalı bir şeyler almak istiyorum diyorum. Nedir o bir şeyler? Import data loader virgül data set sınıfı. Yanlış yazdım. Data Loader. İkisini de kullanacağım. Ondan sonra import matplotlib ve buradan pyplot'u istiyorum. Standart kısaltması PLT. From pil diyorum. Bu da default olarak pyplot'la pil'de default olarak Google Colab'de kurulu olan bize default olarak gelen library'lerden. Pil içerisinden imeci alıyorum ve tabii ki bizim olmazsa olmazımız nedir o? NumPy.
NumPy as NP diyorum. Pil, bunu bilmeyen vardır belki. Neredesin? Pil, Python. Pillow. Şu. Python Imaging Library. 11 yıldır geliştirilen çok güzel bir open source proje. Python ile görsel veri işleme odaklı tasarlanmış. Pillow kısacası. Asıl açılımı diyelim. Biz bunu pil olarak kullanıyoruz. Peki, NumPy'ı da biliyoruz. Başka? Diğerlerini sonra da yapabiliriz. Fakat genel olarak söylemek gerekirse ben burada ne için kullanacağımı da söyleyeceğim sonra. Şu an ana PyTorch işlemimiz için buna ihtiyacımız yok. Fakat bizim aslında Computer Vision tarafından şu anki örnekte OpenCV'ye de ihtiyacımız olacak. Bunu da o yüzden dahil ettim. Şu an kapalı da durabilir. Çok sorun değil. O sonlara doğru ihtiyacımız olacak buna. Kaydettim bir kere. Şimdi temel çalışmaları yapacağız. Bu temel çalışmalarda bizim veri setimizi alma, onun üzerinde işlemler yapma, temel pre-processing işlemleri ve benzeri. Bunları inceleyeceğiz. Bu video biraz uzun sürecek. Bir saatten fazla sürer diye tahmin ediyorum. Temel işlemlerimiz. Bunun için altta yeni bir kod alanı açıyorum. Burada bazı temel işlemleri yapacağız demiştik. Bunlardan bir tanesi benim standard deviation ve mean bilgilerine ihtiyacım var. Bunları daha önce de hesaplamıştım. Ben öncelikle bunun ne olduğunu söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Süreci biraz daha hızlandırmak için birkaç kaynak oluşturdum. Şöyle mean, mod, median standard deviation yani standart sapma hesaplama gibi bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Bunlar aslında bize function olarak veriliyor. TensorFlow ve PyTorch tarafından. Zaten bunları yapmamak için library'leri kullanıyoruz. Fakat bazı verileri erkenden pre-computed yaparak, yani daha önceden hesaplayarak bunları kullanmak faydalı olabilir. Nedir bu? Mesela benim deviation'a. Neymiş deviation? Burada diyor ki bir verinin nasıl dağıldığını görebilmek için histogram, boxplot ve benzeri grafiklerden yararlanabilir ve görselleştirilebilir. Ancak mean, median, mod ile veri setinin merkezi noktalarını standard deviation yani sapma ile de veri setindeki değerlerin dağılım ölçüsünü rakamsal olarak gösterebiliriz. Neymiş bizim buradaki deviation'ımız? Diyor ki standart sapmada bir veri kümesinde bulunan gözlemlerin yani gözlem verisi bizim her bir veri parçamıza gözlem diyorduk. Bu yapay zeka rehberinde anlattığım bir konuydu. Bunların birbirine, gözlemlerin birbirine olan yakınlığını ve uyumunu ölçen yönteme standart sapma. Yani standart deviation denir. STD olarak da kullanılır. Farklı farklı kısaltmaları oluyor. Veri grubundaki sayıların aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamamızı sağlar. Ne diyor? Veri setindeki standart sapma değerini bulabilmek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamanız vesaire. Bunu inceleyebilirsiniz. Ben size kaynakları özellikle veriyorum ki direkt oradan okuyun. Şurada örnek bir veri gösteriyor. Bunun veri set içerisindeki standart sapma değerini şurada kendi bahsettiği küçük hesaplamaya göre onu çıkarımlıyor. Burada da minik NumPy ile örnekler yapıyor. Mesela standart sapmayı kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Fakat ne gerek var? Çünkü NumPy zaten bu amaçla tasarlanmış. Matematiksel nümerik işlemleri yapmak için. Burada da dikkat ederseniz np numpy.std array'i veriyor ve bunun standart sapmasını bulmuş gibi. 12 vesaire. Bunu inceleyebilirsiniz. Bu bir örnekti. Aynı zamanda tabii ki min de vardı. O da neydi? Min. Minimiz nerede? Şurada. Min veri setimizdeki tüm veri noktalarının toplamının toplam veri noktasına bölümüyle elde edilen bir ortalama.
veri setimizdeki tüm veri noktalarının toplamının toplam veri noktasına bölümü ile elde edilen bir ortalama. Genel olarak veri seti üzerinde bir ortalama çıkarma gibi düşünülebilir. Detayları buradan inceleyebilirsiniz standart sapmanın üzerinden. Bu size temel olarak yetecektir aslında. Fakat tabii ki detaylara gidebilirsiniz. Peki ben bunu PyTorch'un dokümantasyonundan okurum diyenler için ne yaparız? Tabii ki hazırlığımız var. Bakın torch.st'de standard deviation bunu inceleyebilirsiniz buradaki dokümanı. Çok müthiş detaylar vermez zaten burada. Yani standard deviation ne olduğunu anlatmakla ilgilenmez. Çok özet olarak PyTorch'ta nasıl kullanıldığından bahseder. Bu şekilde bakmanız gerekiyor. Ben bu hesaplamaları daha önce buldum. Mean grade, STD dev grade 0.81. 1307 30 81 isimlendirme doğru. Peki. Şimdi bunların başına ayrı ayrı bir şeyler koyayım. Transformation aslında transform image to tensors diye. Transform. Burada bir tensor imajını biz normal veri setindeki tensorla düzeltip veri setindeki resimleri tensorlara dönüştürürüz. Yani yapay zekada işin mantığı böyle çalışıyor. Tensorlara dönüştürürüz ve onun üzerinde hesaplamalar yapılır aslında. Resim verisinde doğrudan hesaplama yapılmaz ya da herhangi bir veride doğrudan hesaplama yapılmaz. Onun yerine tensorlar üzerinde çalışılır. Hatta buna tensor programlama bile denebilir. Bazı kaynaklarda görebilirsiniz bunu. Çünkü veri üzerinde çalışan veri zaten tensor formatında dijital ortamda programatik olarak duruyordur. Burada mean ve standard deviation'ı kullanacağız. Bu normalization işlemi için. Az önce yukarıda hesabını pre-computed olarak pre-computed mean and STD dev diye. Bunları koyduk. Peki nasıl yapacağız bunu? Bunun için transforms var. Bunu da şurada ekledik dikkat ederseniz. Torch Vision içerisinde transforms. Bu ve bunun içerisinde compose. Peki bu nedir? Nedir? Şöyle bakalım. Çok zor şeyler değil. Tabii ki tabirler yeni olduğu için yeni başlayanlara hepsi kafa karıştırıcı gelebilir. Fakat çok büyütmeye de gerek yok. Zamanla alışacağınız şeyler. Bakın burada transforms and augmenting images diyor. Transforms are common image transformations available in the bizim kullandığımız modülde. Resim transformasyonu için, dönüşümü için kullanılan bir modül bu. They can be chained together using compose. Compose kullanılarak bunlar birbirlerine zincirli bir şekilde kullanılabilir diyor. Compose'un detayları buradan incelenebilir. Gördüğünüz gibi bazı ufak tefek tanımlamalar mevcut. Devam edelim. Bunun içerisinde neler yapacağız? Compose. Burada benim öncelikle ilk parametre olarak transforms nokta toTensor diyerek benim buradaki toTensor fonksiyonunu çağırıyorum. Tabi bunu bir şeye atamam lazım. Transforms ne olsun bu? Original diyelim. Transforms to tensor. Sonrasında transforms nokta normalize.
Az önce bahsettiğimiz işlemi yapmamız gerekiyor. Normalize function'ı benden min ve std istiyor, dikkat ederseniz. Min bilgisini min. Bunu şu tip ile vereceğim. Min underscore gray. Yukarıdaki pre-computed veriyi gönderiyorum. Ondan sonra da bir virgül koyuyorum. Bu Python'la alakalı bir veri tipi tanımlama yöntemi diyelim. Bunu detaylı bir şekilde anlamak için de işte tuple, array, dizi, listeler, directory bunları incelememiz gerekiyor. Sonrasında burayı da kapattım. Diğeri de std dev. Std istiyordu çünkü benden. Std dev gray. Bunu da aynı şekilde verdim. Şu parantezlerin sayısı can sıkabilir. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Transforms foto olsun burada. Bir tane daha yapacağım. Transforms.compose transforms.toNo. Burada bunu başka amaçla kullanacağım. Burada resize işlemi yapmam lazım. Ve benden size istiyor. Resmin size'ını. Benim veri setime bakayım. Mlist veri setime geri dönüyorum. Mlist. Bakın. Şurada ne diyor? The original black and white image from NIST were size normalized to fit bla bla. 20'lik pixel box while present. Evet. Şurada diyor ki özetle bu 28'e 28'lik bir resim veri seti olduğu için yani her bir veri diyor ki 28'e 28'lik. Bu nedenle benim şurada ne yapmam lazım? Resize işlemi yapacaksam veriyi 28 28 yapıyorum. Hesaplamayı bunun üzerinde yapacağım. Size verdim. Ve sonrasında transforms nokta toTensor diyorum gene. Transforms normalize. Burada da min gray gene. Std dev boşluğu kaldırayım. Burada da aslında bundan sonra da yapabilirim. Şunları ayırayım ben. Bunu da çalıştır. Patladık. Neden? Transform. Transforms. Evet. Şurayı çalıştırmadık sanırım. Evet. Tamam. İşlem tamam. Şurada da farklı yöntemleri de kullanıyorum. Mesela load dataset. Veri setini indirme ve onun üzerinde gerekli işlemleri yapma kısmına ayıralım. Train dataset. Datasets diye bir şey vardı hatırlarsanız. O da şuradaydı bakın. TorchVision içerisindeki datasetlere erişmemi sağlıyordu. Şurada dikkat ederseniz mesela sifar 10, sifar 100, Coco bunlar işte mlist. Bunlar bizim antrenman olarak kullandığımız, kullanabileceğimiz. Mesela Flickr 8K, 30K bunlar da aynı şekilde Flowers falan. Her birisi bizim kullanabileceğimiz veri bunlardan biz hangisini kullanacağız? Mnist. Şu. Sınıfımı çağırdım. Bu benden parametre de istiyor. Root olarak diyor ki aslında bunu nereye yükleyeceksin? Root directory of dataset where mnist row train bla bla. Bakın aslında şuradaki mnist row
Train Image IDX 3 şu isimden bahsediyor. Çünkü kendi içerisinde bunu böyle tutuyor. PyTorch orijinal bir şekilde tutuyor. Fakat bunu nereye yükleyeceksin diyor. Bunun için CoLab'de çalışıyorken şurası önemli. Bakın şuraya açıyorsunuz. Sizin yolunuz burası olacak. Mesela şimdi şöyle yazdığımda root olarak şunu belirle dediğimde data mesela data diye bir klasör oluşacak ve onun içerisine yükleme yapacak. İşin en temel mantığı böyle. Şuraya bir virgül koyayım. Train yani bu train veri seti mi? Evet true diyoruz. Transform benim yukarıdaki original'ı veriyorum. İsimde sorun yok. Transform original. Ondan sonra da download. Evet, true diyorum. İndir bunu. Bunun çok benzeri olacak test. Bu nedenle train test olarak değiştiriyorum. Gene mlist olacak. Gene dataya atacak bunu. Bunu download etmesine gerek yok. Zaten öncekinde hallolacak o iş. Bu da transform train false olacak. Çünkü bu test için oluşturduğumuz bir şey. Peki bunu da çalıştıralım. Download edildi. Şurayı refresh edelim. Bakın data klasörü geldi. İçerisinde mlist var. Row ve veri setimiz. Bunun üzerinde oynayacağız. Peki bir başka satıra geçelim. Rastgele bir görsel alalım. Bu da ne olsun? Random image. Şurada import matplotlib.pyplot as plt bunu import etsin. Normalde bunu mesela yukarıda da import ettik. Fakat bu uygulamada CoLab üzerinde bunu tekrar tekrar çağırmanın bir zararı yok. Normal uygulama olsaydı bunu yapmazdık. Ama burada hani bunun burayla alakalı olduğunu belirtmek için özellikle yapıyoruz. Random image train dataset. Train dataset neydi? Benim şurada oluşturduğum ve içerisine 70 bin görsel veriden 60 bin tanesi train içinde. Nereden biliyorum? 60 bin tane şu. Bunları load ettiğim nesneydi. Bununla erişebileceğim ben o veri setine, train veri setine. Sonrasında bunun içinden diyorum ki ben rastgele bir veri seçeceğim ya, yani küçük bir hesap veriyorum. NumPy STD dev gray artı min gray. Sonrasında da gray. Bunu göstermem lazım. Bunun için de matplotlib'i kullanacağım. PLT imshow random image yukarıda oluşturduğum bir üstteki random image'i kullanıyorum. Bunu reshape et. Yani yeniden boyutlandıracağız. Kaça? 28'e 28. Sonra cmap color map'imiz gray olsun. Çünkü elimizdeki veri seti grayscale. Bakalım ne verecek bize? 4 verdi. Daha farklı veriler almak istersem, mesela 30 yazsam, bakın 3 geldi. 40 yazsam, işte 42, 3 yazsam, bakın farklı farklı random olarak bir veri seçiyorum. Benim elimdeki eğitim veri setinde. Bunu gene orijinal bir şekilde kalsın. Bunun üzerinde oynayabilirsiniz. Burada verinin kendisi
burasıyken, yani düzelteyim, indeksi gibi düşünebilirsiniz. Bakın üzerine gelince 60 bin tane item diyor. Peki 60 bin tane ise o zaman test ederken şöyle yapsam. Mesela out of bound exception yaparız, şöyle 60 bin yazarsak. Neden? Çünkü zaten toplamda 60 bin var ve sıfırdan başlıyor. Evet, dikkat ederseniz indeks 60 bin sınırı bizim için problem burada. 59.999 yaparsam sıfırdan başladığından dolayı bu rakamda bitmesi gerekiyor. Bu nedenle en son item'ı almış oluyorum burada. Yani burası bizim 60 binlik veri setimiz içerisindeki verinin indeksi. Bunu anladık. Diğeri nedir? Şuradaki sıfır. Bu sıfır da verinin kendisini getirir demek. Özetle bir yaparsam tabii ki burada olmaz. Şöyle geleyim. Bu böyle kalsın. Ben bunu şuradan kopyalayayım. Şuraya biraz mutluluk çizelim. Print. Bakın. Sıfırda ben bunu bir yapıyorum. Hatta sıfırı burada da yapalım. Yani veriyi bana getirsin. Bakın. Bizim elimizdeki, yani yukarıdaki dört rakamını veri setinden gene aldı ama bir tensor olarak aldı. İçerisindeki veriyi bize tensor olarak getirdi. Çünkü şurada görselleştirmiştik. Matplotlib ile. Ben burada bir dersem bize bunun etiketini getirmesi gerekir. Bakın bu verinin kendisi, bu da onun label'ı. Label. Image. Resmin, yani aslında data da diyebiliriz. Image, data, ikisi de aynı bu senaryoda. Velhasıl burada bir dediğimizde bize bunun label'ını getirdi. Üste de onun verisini aldık. Şimdi bu mini uygulamamız içerisinde bizim veri setimizi iterable hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü onun üzerinde bir döngü işlemi yapılacak. Bunun için de işlem gayet basit. Iterable dataset. Diyelim. Burada da train loader. Bir de test loader oluşturacağız. Bu da gayet basit. Torch utils içerisinde data vardı. Bunun içerisinde hatırlarsınız data loader vardı. Oradan diyorum ki ilk parametre olarak benden dataset'i istiyor. Diyor ki hangi dataset'i iterable hale getirmek istiyorsun? O döngü amacıyla kullanacağın dataset'i. Ben diyorum ki train dataset. O da yukarıda yaptığım şeydi zaten. Peki batch size nedir? Batch size isteyecek. Batch size şuraya ne oldu? Bu, evet, şöyle. Batch size'ı şuraya yazalım. Yani her iterasyon için hatırlarsınız bir veri setini tamamen algoritmaya baştan sona gönderdiğimizde bir epoch oluyordu ve bunu da tek seferde göndermiyorduk. Mesela 1 milyon görsel veri var diyelim. Bunu tek seferde 1 milyon veriyi birden öğrenme algoritmasına, neural network'e gönderemezsiniz. Bu doğru bir yöntem değil. Ama parça parça gönderiyorduk. Bunlara da biz batch diyorduk. Her bir, aslında batch processing diye bir programlama alanı bile var zaten. Burada da her bir veri gönderme, o parçayı gönderdiğimiz sürece batch diyorduk. Ve buradaki de her bir gönderilen gözlem verisine biz batch size diyoruz. Yani 100 tane gözlem verisi gönder diyorduk. Bunu burada belirtiyorum özellikle. Batch size. 100 tane gönderirsin. Shuffling ayarı var. Shuffling true. Yani bu veriyi aldın. Tamam. Fakat bunu aldıktan sonra karıştır.
veriyi olduğu gibi veri setten aldığın gibi kullanma. Bu mesela ezberleme sorununun önüne geçmek için kullandığımız tekniklerden sadece bir tanesi. Test olur. Torch, Utils, Data, Data Loader. Burada da gene dataset'i veriyorum. Bu sefer tabii ki test dataset olacak. Batch size aynı. Batch size shuffling olmasın. Teste buna ihtiyacımız yok çünkü. Öğrenme tarafında problem daha çok bu. Buraya kadar tamam. Peki train loader ve test loader'ın boyutlarına bakalım. Mesela şöyle. Train loader len ile içerisinde kaç eleman olduğuna bakmak diyelim. 600. Peki teste bakalım. Test loader. Burada da 100. Şöyle hesabı basitçe yapmak gerekirse 60 bin bölü 100 dersek bizim burada evet 600 olması gerekiyor çıktı. 60 bin bizim training veri seti içerisindeki zaten train test loader değil train loader. Şurası da train dataset. Test loader'ı da kontrol ettik ama önemli olan bu şu anki senaryoda. Train dataset. Bizim elimizde 60 binlik bir veri seti var. Bu veri seti içerisinde 60 bin var. Train loader'da da 600 değeri geliyor. 60 bin bölü 100. Sonuç 600. Doğru. Devam edelim. Bunlarla alakalı bunları bu arada hepsini ekrana bastırabilirsiniz. Bu şekilde üzerinde oynamanız iyi olur. Yani verileri değiştirmeniz, her birisini ayrı ayrı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bunun için mesela şu da olabilir. Print. Şuraya not yazarız. Mesela training set şuraya bir placeholder koyalım. Bir formatlama standardımız olsun. Hatta boyutunu alacağımız len'ini alacağımız için şöyle yapalım. Şöyle training set test set training set image olsun. Training set. Buraya karışmadan şöyle yapalım. Train dataset. Teste de test dataset. Şöyle ayırayım biraz. Buradaki veriler şuraya gelecek. Hatta şöyle yapabiliriz. Okey. Burada da batch değerlerini yazacağız. Nerede? Loader batch. Şurada da test loader batch. Train loader ve test loader. Çalıştıralım. Neyimiz var? Elimizde training set tarafında yani veri setinde training set image 60 bin tane var. Test veri seti olarak da 10 bin tane var. Train loader 600 batch, test loader 100. Doğal olarak 100 dediğim için batch size'ı burada 600 bölü 60 bin bölü 100. Veri tamam.
Veri tarafında temel hazırlıklarımız okey. Şimdi CNN algoritmasını, sınıfını geliştireceğiz. Bunun için de ayrı bir alan açalım. Model class. Bunun adı herhangi bir şey olabilir. Class CNN olabilir. NN olabilir. ANN ya da model. Ne istiyorsak olabilir. Ama özellikle belirtmek için şu an CNN olsun. Bu bir Python sınıfı olacak ve burada benim buna Artificial Neural Network yeteneklerini verebilmem için doğal olarak PyTorch'tan bir destek almam gerekiyor. PyTorch'un bizim NN modülü vardı ya, şurada gördüğümüz torch.nn içerisinden aldım NN. Bunu kullanarak diyorum ki NN.modül. Artık bir kalıtım almış oldum PyTorch'tan. Benim bu CNN isimdeki sınıfım da PyTorch'un Neural Network yeteneklerine sahip olmuş oluyor bu sayede. Def initialization işlemi Python'da init ile yapılıyordu. Self diyorum. Super fonksiyonunu çağırıyorum. Yani git PyTorch içerisindeki NN modül içerisindeki bizim Neural Network sınıfına bir call yap. Super aslında miras aldığı sınıfın initialization işlemine yani constructor işlemine müdahale etmemizi sağlıyordu. Super buna CNN veriyorum ve self diyorum. Nokta artık eriştim. Yani NN içerisindeki modüldeki sınıfa eriştim. Ve onun init'ini çağırıyorum ben. Onun initialization'ının yapılması gerekiyor öncelikle. Sonra genel tanımlamalar ile devam ediyorum. Şurayı şöyle çok yaymayayım. Biraz toplu olsun. Self nokta CNN 1. Buraya istediğimiz ismi verebiliriz. Sadece kalıcı olsun diye kullanıyorum bu isimleri, kısaltmaları. Neural Network içerisinde Convolution 2D diye bir sınıf var. Bunu alıyorum. Convolution işlemi yapacağım. Şimdi benden ne istiyor? In channels, out channels. İkisi de integer tipinde olacak. Kernel size istiyor. Stride istiyor. Padding istiyor. Vesaire vesaire. Diğerleri daha da detaylar. Genel olarak bu bahsettiklerim bizim için yeterli olacak. In channels. Bunların ne olduğunu çok özet bir şekilde söyleyeceğim. Fakat yani işin gerçeği hepsi konunun derinlikleri oluyor. Çok fazla detayları var. O yüzden başlığı aldığınızda oradan araştırma yaparak ilerlemenizi isteyeceğim. Mesela kernel anlatmak için bile epey bir derinlemesine girmem lazım. Stride'i anlatmak için aynı şekilde. Padding'i aynı. Bu temel convolution, bu arada hani nasıl araştırayım diyenler çıkacaktır. Bu temel convolution neural network mimarisiyle alakalı bir şey. Temel convolution neural network algoritmasını incelerseniz zaman içerisinde anlayacaksınız. Batch normalization uygulayacağım. Burada da batch norm 2D 8 diyorum. Batch norm. Bu mesela bununla alakalı bir iki link koydum. Gene çok fazla derinliği var. Yani sebebi çözdüğü sorun detaylı. Haliyle bu konuda sadece size bir kaynak verebilirim. Çok derinlemesine giremem. Yani epey bir derinliği olacak yoksa. Batch normalization sayesinde ki BN diye de kısaltılabilir ya da batch norm da denir buna. Sayesinde A'daki katmanlar önceki katmanın öğrenmesini beklemek zorunda kalmaz. Eş zamanlı olarak öğrenime olanak sağlar. Eğitiminizin hızlanmasını sağlar. Şimdi böyle söylenince çok basit. Fakat böyle basit değil aslında. Yani öğrenmesini beklemek zorunda kalmaz nedir? İşte buralarda şöyle düşünün. Her bir katmanda
hesaplamalar yapılıyor. İşte hata hesaplamaları vesaire vesaire işin performansını ve kalitesini kontrol etmek amacıyla birçok şey yapılıyor bu katmanlar arasında. Ve buradaki yapılan işlem, ben size çok ultra özet olarak söylüyorum. Burada yapılan, bu katmanda yapılan işlem bir sonrakine başarılı sonuçlanmış bir şekilde aktarılmazsa buradaki katman bir önceki katmanı bekleyecek. Ve beklerken de doğal olarak eğitim süresi uzuyor. Çünkü bunu defalarca yaptığını düşünürseniz eğitim süresi ciddi şekilde uzuyor. Çünkü birbirini beklemek zorunda bu senaryolarda. Bu katmanı beklemek zorunda bu katman. Ki ona göre kendisi de hesaplamasını yapsın ve sonrakini aktarsın. Ama burada o hesaplamaları bir nevi eş zamanlı olarak yaptırarak yani buradaki katman bir önceki katmanı beklemek zorunda kalmadan kendi hesaplamasını yapabiliyor. Haliyle performansa da pozitif katkı sağlıyor. 5 normalization temelde bunu yapar. Ama temelde. Bunları inceleyebilirsiniz. Şöyle kaynakları veriyorum. Tabii ki her makalenin her şeyine inanmayın. Sadece alabildiğiniz kadar kaynak alın. Hepsini okuyun. Hepsi farklı detaylar veriyor. Bazen işte bir makalede ya da bir kaynakta öğrendiğiniz detay diğer birçok kaynakta olmayabilir. Bu nedenle bol bol okumak gerekiyor. Ve burada da basit bir kural vardır. Hash normalization görsel bir şey. Şöyle bulurum diye tahmin ediyorum. Hash normalization. Şöyle diyeyim, çok basit bir kural var. Şuradaki 8'e kafanız takılmış olabilir. Buradaki algoritmanın yani neural network'ün sonuna eklenir. 5 normalization. Ve 5 normalization aldığı parametre bu katmanın neural network katmanının output channels'ının boyutu gibi boyutu kadar olur. Bu nedenle buradaki 8 olduğundan dolayı buraya da 8 koydum. Bu kadar. Sonrasında daha önceki incelemelerde yani TensorFlow tarafındaki sohbetlerimizde biraz activation function'lardan bahsetmiştim mesela. Orada ReLU demiştik. Şimdi bir de ReLU ekliyorum buna. Neural Network ReLU. Burada bu şekilde kullanılıyor. NN üzerinden ReLU'yu çağırıyorsunuz direkt. Self.maxPool NN.maxPool 2D kernel size 2. Evet, max pooling nedir? Şimdi bu da gene çok çok detaylı bir konu. Fakat aralarda böyle bilgiler serpiştireyim. Yani en azından başlayacak yol olması iyi olur. Yapabildiğimiz kadar diyelim. Evet. Şimdi pooling nedir öncelikle? Şöyle diyeyim, yani çok havalı bir isim var gene fakat mantık olarak gayet basit. Pooling şunu yapar, elimizde büyük bir görsel veri var diyelim ve bunun üzerinde hesaplama yapacağız. Şimdi bu hesaplamayı tüm görsel veri içerisindeki pikselleri hesaplayarak yapmanın pek bir mantığı olmuyor genellikle. Çünkü o piksellerin çoğu zaten belli renklerin devamlılığını sağlamak için var. Bu pikselleri bir nevi özetleyebilirsek çok daha az görsel veri üzerinde hesaplama yapabilir oluruz. Mesela şuradaki input'u bir 28'e 28'lik bir mlist görsel verisi olarak düşünün. Neydi bizim mlistimiz? Şu. Şuradan örnekleyelim. Şu diyelim. Bakın bu. Diyelim ki 28'e 28'lik bir görsel. Şimdi bunun 28'e 28 olması ya da 10'a 10 olması arasında genellikle özellikle siyah beyazsa vesaire ya da renkliyse fark etmiyor. Genellikle
Boyutunun küçültmesi için herhangi bir sakınca olmuyor. Yani görsel veriyi küçülttüğünüzde de bunun 5 olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun 0 olduğunu anlayabilirsiniz. Bu 9'dur, bu 1'dir gibi. Genellikle bu sorun olmaz, yani boyut. Tabii ki abartılı bir şekilde küçültülürse artık öğrenme yeteneğini kaybetmeye başlar model. Çünkü öğrenebilecek kadar piksel yoktur. Onun bir dengesini kurmak gerekiyor. Ama elimizde çok yüksek boyutlu bir görsel veri varsa onun boyutunu küçülterek, indirgeyerek daha küçük bir versiyonu üzerinde çalışırsak gene benzer sonuçları alırız. Bunun 5 olduğunu, bunun 0 olduğunu anlayabiliriz. Fakat çok daha az piksel üzerinde çalışmak zorunda kalırız. Bu da training time'ı, yani modelin öğrenme süresini daha da düşürecektir. Bu da iyi bir şey. İşte pooling şunu yapıyor özetle. Bunun soldan başlayarak şöyle her bir pikselini okuduğunu düşünün. Okuyor, hesaplıyor, okuyor, hesaplıyor vesaire. Bunun bir özetini çıkartıyor. Feature map diye bir şey çıkartıyor. Ve o yeni bir nevi dizideki veriler üzerinden biz hesaplamalar yaptığımızı düşünebilirsiniz. Burada kullanılan işte bu işlem, az önce bahsettiğim şu senaryo, pooling diyoruz. Bir katman ile yapıyoruz bunu. Ve bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bir, neredeydik burada? Bakın, şurası bizim görsel verimiz, inputumuz. Buna pooling uyguladığımızda, ki max, min ve average pooling teknikleri var. Genellikle en sık kullanılan bunlar. Max pooling şunu yapıyor. Bakın, şuradaki veriyi bunun pooling işlemini yapacak ya. 7, 3, 8, 7, ki bunun detayları da var. Stride vesaire gibi ayrı ayrı ayarlamaları var. 7, 3, 8, 7 diye verimiz var burada. Max dediği için diyor ki bunun en büyüğünü al. 8. Bakın burada 8. 5, 2, 1, 6. En büyüğünü al. 6. Buraya özetledi bakın. Input'tan max pooling yaparak output'a, buradaki feature map'i oluşturmak için özetliyor. 4, 9, 0, 8. 9'u alacak. Burada da en büyük 9. 9'u aldı. Bakın, 4'e 4'lük bir görsel veriyi diyelim. 2'ye 2'ye düşürdü. Bu kadar. Min olsaydı ne olurdu? Şurada mesela 8 değil, 3'ü alırdı. Şurada. Çünkü min. Average olsaydı ne olacaktı? Bunların ortalamasını alacaktı. AVG pool. Bu kadar mantık. Detaylarını ayrıca incelersiniz. Kernel nedir? Stride nedir? Pooling nedir? Bütün detayları ayrı ayrı senaryo konusu. Evet, max pool uyguladık. Sonrasında bir tane daha CNN yapacağım. Bunu kopyala yapıştır yapsam ne olur? Aralarda yanlış bir şeyler kalıyor. Sonra başımız belaya giriyor. Max pooling'den sonra bir boşluk bıraktım. CNN 2. Convolutional gene aynı. In channels. Bir yandan kontrol ediyorum doğru yazıyor muyum diye. 8 out channels. Bunu şuradaki 8, 16, 32 vesaire, bunları aslında hem rehberi hem de rehber videomu hem de TensorFlow incelememi izleyenler daha hızlı anlayacaktır. 32 kernel size 5 stride 1 padding 2. Sonra biraz yazayım. Zaten üstteki çalışmada konuştuk. 5 ton nedir vesaire. Temel olarak buraya kadar tamam. Genel bir kontrol yapayım. Convolution'un katmanını oluşturdum. CNN'deki 5 normalization uyguladım.
Output channel'daki 32, bunun da 5 normunda input'u 32. Max Boolean 2, bu 1'di. Kernel size 2, stride 1. Temel olarak tamam gibi. Bu arada küçük bir hesap yaptım. Onu yaptıktan sonra notlarımı yazdım. Sonrasında açtım tekrar kaydım. Şimdi bazı rakamlar yazacağım çünkü onların yani o sayının nereden geldiğini bilmezseniz zihninizde takılı kalabilir. Yani bu Max Boolean vesaire bahsetmiştik ya, onlar bize feature map oluşturuyordu. O feature map'inde ya yani burada aslında her şeyin mantıksal bir izahı var. Sadece girebildiğim kadar giriyorum. Bazen tereddütte kalmamın sebebi de o konuyu anlatıp anlatmama konusundaki düşüncem diyelim. Yoksa hızlı hızlı yazsam açıkçası çok daha hızlı biterdim. Burada Max Pool'dan sonra her bir output feature map'imiz 14, 28 bölü 2. Sonrasında yani şuradan sonrasında bu. Ondan sonra elimizde şöyle bir yapı vardı. Bunu da biz oluşturduk. Bu işlemden sonra da Max Pool'dan sonra her feature map 7 değerini alıyor. 17 bölü 2. Feature map'leri flatten yapıyoruz. Flatten dediğimizde düzleştirme işlemi. Yani input'a göndermeden önce, bizim neural network'ümüze göndermeden önce veriyi düzleştirmemiz gerekiyor. Nedir bu? Mesela neural network flatten desek, buradan bir GIF çıkarsam, yani hiç görmeyenler için güzel olabilir. Evet, şu standart görsellerden. Bakın şöyle. Şu 28'e 28'lik bir görsel. Aslında mNIST veri seti üzerinde yapıyor bunu. 28'e 28. 28 çarpı 28 yaptığınızda 784 çıkar. Bunu aslında düzleştiriyor. Çok basit bir şekilde. Düz hale getiriyor. Yan yana diziyor gibi düşünün. Tek bir array'e dönüştürüyor şu veriyi. Ondan sonra bunu bizim neural network katmanımıza input olarak gönderiyor. Bunu yapabilmek için de düzleştirme işleminden geçirmemiz gerekiyor. Flattening diyoruz buna. Bu kadar. Bu da gene bizim şeyde bahsettiğimiz, rehberde bahsettiğimiz konuydu. Şu daha mı güzel? Bakın 28'e 28. 28 çarpı 28, 784. Aldı bunu, yan yana koydu. Düzleştirdi ve input'a gönderdi öğrenme. Buradaki çıktılar da bizim prediction yapacağımız class'lar. 0 mı ya da 9'a kadar hangisi? Bunların hangisi yüzde kaç? Mesela 9 gönderdi. Diyelim ki %98,8. Bu bir 9'dur dedi gibi. Hikaye bundan ibaret. Geliyorum ve feature map'ler fiyatına tabi tuttuk. 32 tane feature map vardı ve her birisi 7'ye 7'lik. O zaman 32 çarpı 7 çarpı 7 1568 oldu buradaki hikayemiz. Bunu nerede kullanacağım? Tabii ki sonraki fully connected layer katmanımızda FC. Bunu da gene çok özet bir şekilde TensorFlow'da bahsetmiştim. Linear in features. Şurada 1568. Out features 600. Self dropout. Dropout nedir? O da yapay zeka başlangıç rehberinde detaylı bir şekilde anlattığım bir konuydu. Dropout. Burada da gene özetlemek gerekirse ezberleme sorununu ortadan kaldırmak için geliştirilen güzel tekniklerden birisi dropout. Arada katmanlar var. Şöyle dropout 1 diyeyim. Bunlar olduğunu sanmıyorum. Dropout neural network. Şöyle şöyle bizim aramızda şu kullanılabilir. Bu da olabilir.
Şimdi ezberleme sorununu ortadan kaldırmak için kullanılan tekniklerden biri demiştik. Bu bizim neural network, herhangi bir neural network diyebiliriz diyelim ki burada. Tabii ki detaylar değişiyor. Her konuda dropout kullanılır diye bir senaryo yok. Burada bir önceki katman bir sonrakine bir şeyler gönderiyor dedik ya hesaplamanın sonucunu. Arada dropout uyguladığımızda siz veriyi normal bir şekilde inputla gönderdiğinizde bile dropout yüzdesine göre şunu diyebiliyorsunuz. Random bir şekilde, rastgele bir şekilde sen aradaki bazı nöronların değerlerini yok et. Yok et dedikten sonra şöyle oluyor. Mesela buradan veri gitti. Bakın buraya şu sağlam gelmiş. Bunların ikisini dropout ile yok etmiş. Sonra bunlar sonraki katmana veri gönderiyor. Çıktılarını output olarak gönderiyor. Bunların inputları oluyor. Burada da dikkat ederseniz bu katmanda da gene uygulanmış. İki tanesi yok edilmiş nöronların verilerinin. Sonra bir sonraki rastgele bir şekilde hesaplanıyor. Bu random. Bunun sadece oranını veriyoruz biz. Mesela 0,5 verdim ben burada gibi. Yani o da yarısı olduğunu varsayabilirsiniz burada. Bakın 0,5. Sonra self FC2 NN linear in features 600. Out features. Bu da en son çıktığımız oluyor. Buradaki 10 nedir? 0 ile 9 arasında 0 ve 9 dahil 10 tane olabilecek çıktığımız var. Değil mi? 0'ı da sayarsak toplamda 10 tane çıktığımız var. 0 mı bu gönderilen görsel veri yoksa 1 mi, 3 mü, 5 mi, 9 mu? Hangisi onu bize söyleyecek. Out features. Evet, şuraya kadar daha yeni yazabildik. İşte işin meşakkatli kısmı buydu. Şimdi biraz daha seri olabileceğimiz yere geldik. Def forward. Bu da bizim, bakın şurası aslında sadece tanımlama kısmını yaptığımız yerde. CNN sınıfı içerisinde, initialization içerisindeydik ve Python kısmında burası bildiğin değişken tanımlama alanıdır aslında. Sadece tanımlama yaptık. Şunların sırasının hiçbir anlamı yok. Önemi yok. Sadece görsel olarak daha düzgün anlaşılır dursun diye yaptık. Asıl iş yapan burası oluyor. Self x forward x eşittir self nokta. Şunun kopyasını alacağım çünkü çok işimi görecek. CNN 1 x batch norm. Yukarıdakine göre bir sıralamayla gidiyorum. Evet. Tamam, hallederiz onu şimdi. Yok etti değişkenleri. Batch norm. Batch norm. Buraya da yine x veriyorum. Yani aslında çalıştır dediğimizde asıl hesaplama kısmını yapacak olan burası oluyor. Self nesnenin kendisini aldı. Bir de x aldı. X'i de önce CNN 1'e sokuyor. Sonra batch norm işlemi yapacak. Sonra diğer işlemleri yapacak. Vesaire vesaire. Hep birbirine bu işlemin sonucunu aktararak bir sonraki zincire gidiyor. Bir nevi zincirleme şeklinde ilerleyecek burada. 5 norm 1. Ondan sonra relu x gene aynı. Max pool 1. Sonra CNN 2. Burada da batch norm. Yanlış yazarsam problem. Çünkü o hatayı bile vermiyor. Bazen anlayana kadar bayağı bir sıkıntı oluyor. Max pool 2. Şuraya kadar CNN 1, batch norm 1, relu, max pool 1, CNN 2, batch norm 2, max pool 2. İsimlendirmelerde de sorun görünmüyor. Şimdi flatten işlemini yapalım. Burada size bir araştırma konusu olarak şunu bırakacağım. View ve daha önce şurada yaptığımız, bakın şu hesap var ya 1568. Bunu burada koyuyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Fully connected 1 ve self FC1 x rel uygula x
Dropout uygulayalım. Dropout. Ve FC2. X. Sonra da return. Yapmasanız da olabilir ama return'ı de yaptığımızı şöyle yaptık. Bunu tekrar çalıştırmam lazım çünkü burası resetlendi. Ben evet GPU'dayım. Bunu şuradan run all diyerek de otomatik hepsini çalıştırabilirsiniz. Bizim modelimiz şu kadardı. Bakın CNN öğrenme algoritmasının model kısmı burası. Bundan sonraki artık uygulamanın işleyişini yapmaktan ibaret. Bunun için ben yazmaya devam edeceğim. Burada bir model nesnesi oluşturuyorum. Biraz daha hızlanacağım. Süre biraz uzun olacak çünkü. CUDA Torch içerisinde CUDA nesnesinden ben isAvailable'a erişiyorum. isAvailable diye bir function var. Bu eğer bakın Torch PyTorch ile TensorFlow arasındaki en güzel farklardan biri şu. PyTorch içerisinde ciddi şekilde kolay, basitleştirilmiş olarak siz CUDA'yı kontrol edebiliyorsunuz. Yani sen istediğin zaman sorgula. Eğer CUDA aktifse, CUDA varsa makinede ona göre bir aksiyon al. Burada gördüğünüz gibi de gayet problematik. If CUDA, o zaman model.cuda. Model her bir nesnenin CUDA diye bir function'ı var. Siz eğer CUDA aktifse sistemde Nvidia kartları ve CUDA sorunsuz bir şekilde kurulu ise diyorsunuz ki hesaplamayı GPU üzerinde yap. Modeli GPU'dan çalıştır CUDA ile. Burada da onu sorgulamanız gerekiyor tabii ki. Eğer değilse ne yap? Değilse de bundan sonraki süreç olabilir. Bu arada eğer CUDA yoksa makinede ve siz doğrudan bunu çalıştırırsanız o zaman hata verir. Loss function'ı ayarlayalım. Cross entropy loss. Oops. Optimizer. Bu konuları bazılarını açıkçası TensorFlow'da anlattığım için tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Yani o yüzden direkt geçiyorum. Learning rate veriyorum. 0.1. Bunlar da ayrı bir hikaye. Şu learning rate vesaire bunu başlangıç rehberinde 5,5 saatte anlatıyorum. Onun içerisinde var. Cross entropy loss, loss function bunlar da TensorFlow içerisinde var. Oralardan bakabilirsiniz. Şu an düz bir şekilde kodlayarak gidiyorum. Iteration 0. Correct 0. For e input görsel ve label'lar tabii çoğu in enumerate labels in enumerate. Enumerate ne yapar? Python bilenler biliyordur. Sonra CUDA Torch CUDA is available diyorum. Eğer CUDA aktifse kontrolünü yapıyorum dikkat ederseniz. Input CUDA. Bunun üzerinden ya çalıştırın. Labels aynı şekilde. Labels nokta CUDA. Print her bir iterasyonda şöyle yazayım.
Modele input'u verdim. Model ne yapıyordu? Modelimiz şu. Aha, modeli şurada CNN sınıfı üzerinde oluşturduk. Ben buna şurada inputları veriyorum. Inputlar da nereden geliyor? Bakın, Loader'dan geliyor. Train Loader ne yapıyordu? Bizim belirlediğimiz batch size ile 100 batch size ile 60 bin görsel veriyi iterable şekilde, iterasyon yapılacak şekilde bize veriyordu. O yüzden ben burada döngüye sokabiliyorum bunu. Bu bir. Label'ları aldım. Ondan sonra bunu modele gönderdim. Ve model de bana bir output verecek. Output'un şeklini, boyutunu alabiliriz. Output dot shape. Sonrasında da tahmin edilen şöyle predicted torch max output 1. Print. Şöyle yapsak daha iyi olur. Print. Correct. Kaydet. Çalıştır. Her bir iterasyonda input shape, torch size 101. 101 ne demiş? 5 size 100 olacak değil mi? 1, 28'e 28. 1 nereden geliyor? Channel'dan. Bu siyah beyaz olmasıyla alakalı. Input shape, 28'e 28'lik görseller. Labels shape 100. Çünkü zaten 105 size vardı. Output shape 100'e 10. Predicted shape aynı. Ve predicted tensor şu. Şöyle bir veri var elimde. Evet. Tensor. Tahmin edilen tensorımız. Torch size. Burada prediction. Şimdi training kısmına bakalım. Burada da şöyle training CNN. Yani bizim model aslında şöyle desek training model. Modelimiz de CNN. Burada number of epochs 25 olsun. Loss ve accuracy değerlerini oluşturmak için değişkenler tanımlayacağız. Liste değişkenleri. Aslında içeride bir döngü yapacağız ya. Training, eğitim odaklı bir döngü. Bunların sonuçlarını, loss ve accuracy değerlerini listelerde tutmamız lazım. Bu nedenle bunları yapıyoruz. Train loss, test loss. Şöyle train accuracy test accuracy. Tamam. Şimdi burada training kısmı var. For epoch. Her bir epoch'ta peki ne kadarlık, ne kadar bu döngü devam edecek? Epoch ne kadar devam edecek?
Bu da yukarıda number of epochs. Yani 25. Buraya kadar dönmesi için bir range oluşturdum. Sonra correct. Her bir döngünün yani her bir epoch işleminin başında sıfırlanacak değişkenler oluşturuyorum. Iterations 0, correct 0, iter loss, iteration loss 0. Sonra model train, çalıştır. Bir döngü daha oluşturalım. For i. Burada da artık train loader verisinden veri alacağız. Bu inputs labels. In enumerate train loader. Yukarıda yaptığımız gibi CUDA torch CUDA is available kontrolü. If CUDA bu bir standart gibi bir şey aslında. Genel kontrol. CUDA'yı çağır. Eğer CUDA aktifse CUDA'yı çağır. Labels. Labels. Nokta CUDA. Sonra şuradan çıktığımdan emin oluyorum. If scope'undan outputs model yani CNN'e input'u gönder. Input'ları. Sonucu outputs olarak al. Loss. Loss FN. Loss fonksiyonu. Outputs label. Hesaplama için loss fonksiyonuna output'ları ve label'ları veriyorum. Sonrasında şuradaki bizim iterasyondaki loss değerini loss nesnesinden alıp yani şuradaki loss'tan alıp iter loss'a atmamız lazım. Çünkü iç döngüdeyiz ya. Oradaki bakın number epoch 25 kere olacak. Bunun içerisinde de 25 neydi? Her bir işlemin her bir veri setinin düzelteyim. Veri setinin kaç kere bizim modele bir nevi öğretilmesi, öğretim amacıyla kullanılması. Burası 25. Burası da train loader'da kaç tane olacak? Toplamda burada 600 tane var ama genel olarak veri setinde training veri seti kaç tane var? 60 bin tane var. Bunların her birisini tekrar tekrar yapacak. Ve bu sırada da bizim loss değerini kaybetmemek için iter loss kullanacağız. İter loss nesnesini. Saat şu an gece 3 bu arada. Gece 3'te enerji biraz düşük oluyor. Kafa karışabiliyor. O yüzden hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım. Iter loss, loss nokta item. Bunu içerisinden aldım. Optimizer nokta zero grad. Loss backward. Nedir? Şöyle. Back propagation, optimizer nokta step. Bu da şöyle update the weight. Sonra predicted torch nokta max outputs 1 correct predicted labels nokta sum. Iterations artı eşittir inşallah. Hadi bakayım. Artı eşittir 1. Sonra şu döngüden çık. Evet. O döngüden çıkarsam bu bana yeter. Şuradan train loss. Şimdi bunları kaydetmem lazım. İçerideki veriyi aldım. Nereye? İter loss'a. Bölü iterations. İterations. İterations.
Shoes. Correct. Predicted. Eşit eşittir. Şurada yanlış yaptım. Noktasal. Iterations. Artı eşittir 1. Gene yanlış yaptım. Döngüler karıştı. Şurada da şunu yanlış yazmışım. Append olacak. Iter loss, iterations, train loss, train loss nokta append. Tamam. Şimdi accuracy'yi kaydedeceğim. Train accuracy nokta append. O da 100 çarpı basit bir matematiksel hesap. Len train dataset. 100 çarpı correct bölü len. Neyin? Train dataset. Test için testing loss 0.0 correct iterations model evaluate. Bu ne yapar? Bizim neural network'ümüzü evaluation moda moda sok. Yani değerlendirme sürecine girecek artık. Evet. Bundan sonra train loader'da yaptığımızı test loader'da yapacağız. For i inputs labels in enumerate test loader. Şurayı kopyalayacağım. Artık yeter bu. Şurada patlamayalım. Bakıyorum. Inputs, labels. Tamam. Outputs. Model. Inputs. Onun çıktısını alacağız. Loss. Loss underscore fn. Outputs labels. Calculate the loss. Loss'u hesaplama kısmı burası. Sonra testing loss. Evet. Şurası artmış. Klavyeyi düzelteyim. Loss item. Gene şurayı kopyalarım. Predicted touch max output 1 correct. Iterations artı 1. Tamam. Aynısı şimdi görür. Bu tür senaryolarda en büyük sıkıntı tam yazarsın ama çalıştırırsın çalışmaz. İşte orada hani gece 3.30-4'ten sonra açıkçası vay canına durumu oluyor. Iterations. Test accuracy append 100 şu hesabın benzeri sadece test dataset. Okey. Tamam. Şimdi bir yer tutucu falan bir formatlama yazacağım. Onunla da uzatmayayım. O yüzden durdurayım. Evet. Yer tutucumuzu da yazdık. Bir formatlama var. Epoch, training loss, training accuracy. Testing loss, testing accuracy. Bunların her birisini formatlı bir şekilde yazacağız.
Epoch için epoch artı bir, her seferinde artı bir olacak ya. Number of epoch, yani işte bir, şurada bir slash 25, 2 slash 25, 3 slash 25 gibi düşünün. Training loss değeri, training accuracy değeri, test loss, bla bla. Çalıştıralım bakalım patlayacak mıyız. Birinci satırı sorunsuz geçerse patlamaz. Büyük ihtimal. Ya her zaman bir ihtimal vardır. Evet, bir gitti. Şu an doğru gibi görünüyor. Şaşırtıcı. Saat 3'ü 5 geçiyor ve başarılı bir training başladı. İnanamıyorum. O zaman biz devam edelim. Bunun plottingini yapalım. Plotting. The loss. O devam edecek çünkü. Birden 25'e kadar gidecek. Ne yapalım? Bir figürümüz olsun. PLT figür. Size. Bu Matplotlib ile alakalı. O yüzden çok takılmaya gerek yok. Görselleştirme yapmaya çalışıyoruz sadece. PLT plot. Train loss label. Şuraya biraz training loss. Şuraya kaybettik. Loss. Şuraya biraz test. Loss. Legend. PLT show. Hadi bakalım 6.25'teyiz. Gidiyoruz gündüz gece. Şu an sabaha doğru. Bakalım. Training loss 0.442'den 65'e düşmüş. Ve düşüyor. Bu güzel bir şey işaret. Training accuracy 88'den 98'e çıkmış. Bunun da artması güzel bir şey. Testing loss 0.144'ten 0.44'e doğru iniyor. Yani kendini kaybetmezse güzel bir şey bu da. Testing accuracy de 96'dan 98'e çıkmış. Yani her şey güzel gidiyor şu an. Ama her şeyin güzel gitmesi kötü bir şeydir. Yapay zekada. Fakat bu açıkçası şey. Yani çok müthiş atlı deve bir şey değil sonuçta. Her ne kadar bunu çok çok basit kodlarla da yapabilirsiniz. Yani böyle uçup kaçmanıza gerek yok. Gerçi bu aslında neyse. Ya biraz antrenman olsun diye yaptığımız çalışmalardan diyelim. Evet az kaldı. Şu an mesela GPU üzerinde olmasaydı bu çok daha uzun sürerdi. Öyle diyeyim. Bu bitince açacağım kaydı. Eğitim bitti. Sonucu görüyoruz. 25'te 25. Bakalım training loss 0.442'den 0.26'ya düşmüş. Training accuracy 99.272'ye çıkmış 88'den. Aralarda evet fena değil. Gayet iyi bu örnek için. Her şey gayet uygun görünüyor. Plotting işlemini de loss için yapalım. Yani şuradaki elde ettiğimiz loss değerini plot ediyoruz. Ve bakalım teste. Bakın training loss ve test loss'ta değerler gayet uygun görünüyor. Şuradaki verilerin çıktısı olarak. Son olarak son kısımdayız. Son bölüm. Burayı da yaptık mı? Tamamdır. Evet, bir işlem kaldı. Bunun için de hani OpenCV eklemiştik ya şurada. Bunu tekrar çalıştırıyorum. Şu OpenCV'de çalışsın. Ama bir şeye daha ihtiyacım olacak. Benim burada bir görsel veriyi gösterebilmem için şunu kullanabilmem lazım. CV to im show.
Bu lokalde çalıştırdığınızda bu şekilde çalışır CV üzerinden. Fakat Colab üzerinde bunu çalıştıramazsınız. Onun yerine Google Colab'in patch'ini kullanmanız lazım. O da şu. Google Colab Page Import bunun içerisinden CV to ImShow. Şimdi çalıştırdığımda şunu kullanabilirim. Bu amaçla. Bunu lokalde kullanabilirsiniz. Burada güvenlik vesaire farklı sebeplerle Colab'de her şeyi çalıştırmıyor. Geldim buraya. Şimdi predict adında bir function oluşturacağım. Bu function'la bizim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Eksiğimiz var mı? Evet. Şimdi öncelikle bir test veri setini test edelim. Test veri setindeki test görsellerinden birini çekelim. PNTM show test dataset. Daha önce yapmıştık bunu. O yüzden şöyle hızlıca bir tane test edelim. Daha önce bunu training için yapmıştık. Training dataset için. 28'e 28 CMAP gray olarak random bir değer. Aslında çok da random değil. Direkt değiştirdiğimizi söyledik. Sıfır değerini getirdik. Tamam. Test veri setini de almış olduk. Onun içerisinden veriyi. Çünkü bunu test için kullanacağız. Şimdi şurada yeni bir function oluşturacağız. Define predict. IMG name model. Resim ver ve modeli ver. Bunun içerisinde onu göstersin. Predict etsin. Prediction amacıyla kullanacağız. Image CV2 inbreed img name 0. Şu sıfırın ne olduğunu falan da inbreed'in parametresinin dokümantasyonuna bakarak görürsün. Ben hızlıca geçiyorum. Threshold CV2 threshold image burası artık computer vision ile alakalı konu. O yüzden her detayı anlatamayacağım fakat araştırabilirsiniz. 255 threshold sonra bullet evet CV2 inshow page'ini kullanırız burada. IMG bunu gösterecek. Sonra CV2 wait key CV2 destroy all windows. Bunlar gene OpenCV ile alakalı. İşin bitince uygulamayı kapat. Özetle. From array img img transforms photo ilk başta yapmıştık hatırlayın. Transforms photo ve transforms original. Bunu burada kullanıyorum. img view 1 1 28 28 img variable hatırlayın bunu da eklemiştik. Model.eval if torch CUDA is available then model equal model.cuda ve img CUDA output model img Print output. Print output. Data. Predicted. Torch max. Output 1. Sonra return
predicted item. Bu işimizi görür muhtemelen. Şimdi benim internetten bir görsel bulmam lazım. Onu bulayım. Şimdi şu 3 PNG'yi buldum ben. 5 şifreni ararken bunu gördüm, bunu kullandım. Bunu indirdim. Sonra şuraya yükledim. Direkt sürükleyip bırakabilirsiniz buraya. Sonrasında bunu kullanacağız. Prediction, predict, yukarıdaki function, predict, 3 PNG, model. Model'la birlikte veriyorduk bunu. Print, the predicted, tahmin edilen label, format, prediction. Çalış. 3 bizim görselimizdi. Tensor değerini, verisini getirdi. Tahmin edilen label, yani bu görselle ben hesabımı yaptım diyor. Karşılaştırdım, öğrendiklerimden anladığım. Bu label'lar içerisinde 3'tür. Yani doğru. Sorun yok. İşlem başarılı. Peki bu dışarıdan yaptığımız testi içeriden nasıl yaparız? Yani bizim test veri setinden bir veri çekip onu test etmek. Burada da gene test data set. Daha önce yaptık bu random ya da belirli bir veriyi almayı. Bu nedenle tekrar tekrar anlatmayayım. Bunun anlamı nedir? Şu 1, 1, 28, 28. Label'da label'da tabii ki yukarıdakinin label olacak. Bu da bir. Neyin? Onun. Onu da aldım. Tamam. Model evaluation. Gene standardımızı yazalım. Yazılmışını alayım ben şuradan. Neyse ben onu alana kadar zaten uygun kodu bulana kadar yazsam daha iyi herhalde. If CUDA model nokta CUDA img CUDA burayla işim bitti. Evet. Output equal model img'yi ver resmi predict etsin. Sonra torch.max output bir tahmin edilen şunu alayım ben. Çoğaltırız bunu. Bu tahmin edilen fakat predicted nokta item olmalı. Bu da gerçek label. Yani doğru, gerçek doğru cevap. O nedir? Label'ımız. Nereden geldi? Şuradaki. Yani veri setinde, test veri setindeki orijinal şu 10. görselin label'ını da getirdim ki gerçeği bu. Çünkü bununla eşleşmesi gerekiyor benim tahminim. Tahmin edilen label 3 olacak. Gerçek label da 3 olması gerekiyor. Tabii ki bu senaryoda 10 olanı getirdim ben. Available. Tabii ki şu sondakini kaldır. Tahmin edilen 0, gerçek label 0. 12 yapayım. 9, 9. Test data setinden 9 seçtim. O da doğru. 26
Daha ne var? 7-7. Gayet başarılı. Evet, uzun bir video oldu. Sanırım neredeyse 2 saate yakın oldu. Bir de videoyu bölmek zorunda kaldım. Şimdi bunun üzerine artık inceleyerek temel mantığı anlayabilirsiniz. Bu basit bir mnist veri seti üzerinde yaptığımız işlemde. Tabii ki çok çok daha derinliğe inilebilir. Açıkçası çok daha gelişmiş CNN uygulamaları yapabilirsiniz bunun üzerinde. Fakat genel olarak önerim şu kısmı parça parça incelemeniz olacak ve burada da Computer Vision temellerinden başlamanızı tavsiye edeceğim. Sadece mesela Computer Vision'dan sonra Convolutional Neural Network araştırmanızı öneririm. Öncelikle çünkü bir Computer Vision'ı anlayın. Yapay zekada görsel verilerde temelde Computer Vision pratikleri üzerine. Onlarca yıldır gelişmiş pratikler, kurallar, algoritmalar üzerine yapay zeka yaklaşımı sunuyor sadece. Arada tabii ki ciddi fark var. Fakat Computer Vision'da öğrendiğiniz şeylerin zaten görüntü odaklı deep learning çalışmalarında da bulunduğunu göreceksiniz. Bu nedenle Computer Vision'dan başlayıp sonrasında deep learning, convolutional neural network ve onları yaparken de zaten bu alt gereksinimlere, batch norm, activation function, pooling ve benzeri bu detayları öğrenmeniz gerekecek. Zamanla antrenman yaparak ilerleyebilirsiniz.